İrem Derici ile büyük aşk yaşayan Lider Şahin'in babası usta sanatçı Selami Şahin ilk kez bu kadar net konuştu. Didem Şahin ve Selami Şahin bu ilişkiyi onaylamadıkları iddialarına net yanıt verdi. Onur Büyüktopçu kalabalıktan neden korkuyor? İnsan gördüğünde neden kaçıyor? Kameralarımızı şimdi Çeşme'ye muhteşem Sibel Can konserine çeviriyoruz. Sevmek, hayatın tadı sevmek. Sibel Can Çeşme'de konser verdi. Sahnede hem sesiyle hem güzelliğiyle fırtınalar estirdi. Güzelmiş, çekilmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuz dar. Tıklım tıklım konseri en ön sırada izleyen kiralık aşkın kurişi Onur Büyüktopçu kalabalıktan neden korktu? Biraz kalabalığa karşı fobim oluştu. Onur Büyüktopçu hangi konuda ikilemde kaldı? Neden hayatının seyri değişti? Tabii ki sevgi çok güzel de Araptayım yani o konuda biraz. Usta müzisyen Selami Şahin, oğlu Lider Şahin ve İrem Derici'nin birlikteliği hakkında ne yorum yaptı? Onların hayatını ben mi çizeceğim? Didem Şahin çıkan hangi söylentiler nedeniyle isyan etti? O benim çocuğum. O 9 ay ben taşıdım, onu ben büyüttüm. Ben zaten tanımıyorum kendisini. Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda Sibel Can konserindeyiz. Gözyaşım kederden miydi? Yârim çıktığım kaderden miydi? İçtim hep ona sarıldım. Yârim tek dostum kaderler miydi? Konsere döneceğiz ama önce seyirci koltukları arasında biraz gezinelim. Kiralık aşkın kurişi Onur Büyüktopçu konser başlamadan en ön sıradaki yerini almış. Biraz heyecanlı, hayranı olduğu Sibel Can'ı ilk kez canlı canlı dinleyecekmiş. Valla ilk defa Sibel Can'ın konserine geldim. Çok sevdiğim ve takdir ettiğim bir sanatçıdır. Dinlemek istedik. Arkadaşımla geldim. Sibel Can'ı dinleyeceği için çok heyecanlı olsa da biraz gergin. Şöhreti arttıkça fobi sahibi olmuş ünlü oyuncu. Basar beni ya konserler. Mesela şurada da kalabalıklaşıyor oluyorum. Biraz kalabalığa karşı fobim oluştu. Yani şu son birkaç yıldır. Kalabalık fobisinin nedeni hayranlarından gördüğü büyük ilgi. Öyle ki Çeşme sokaklarında yürüyemez olmuş Onur Büyüktopçu. İşte değil mi, yolda yürürken ya şeyler çok biraz beni zorluyor. Kolumdan çekip ittirmeler ve çekmeler, onları olmaması gerekiyor yani. Şimdi bu büyük ilginin kaynağı hanımlardır diye düşünüyorsunuz ama değil. Kiralık aşkın erkek takipçileri Onur Büyüktopçu'yu yolda yürütmemeye and içmiş sanki. Erkekler de çekiyor, torunum seni çok seviyordu. O an ben yolda yürürken yani bir yere gidiyorum, beni o şekilde çekmesi insan hani tuhaf gelir. Şimdi seni de çekseler senin de böyle bir tuhaf gelir. Alışamadım herhalde ya. Yani tabii ki sevgi çok güzel de aşırısı ve olur olmaz yerlerde yapılması biraz hoşuma gitmiyor benim. Bakın 15 gündür tatilde olan ünlü oyuncu günde kaç selfie çektiriyormuş. Bulunduğum yere göre değişiyor ama buraya geldiğimden beri herhalde günde ortalama 80. Onur Büyüktopçu tabii ki gördüğü ilgiden şikayet etmiyor. Sadece ünlü olmaya alışamamış. Yani en başından beri öyle. Ama işin içine hani ünlü olunca tuhaf oluyormuş. Ama hala ünlü değilmişim gibi geliyor bana. Hani hiç arada kalmış. Arada kalmışım. Araftayım yani o konuda biraz. 50. sanat yılını kutlayan usta müzisyen Selami Şahin ve eşi Didem Hanım da Sibel Can'ı izlemek için Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. O benim çok eski dostum, rahmetli babası arkadaşımdı. Böyle bir gecede onları izlemek, Sibel Hanım'ı görmek eşimle, dostlarımla bizim için mutluluktur. Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin bir süredir İrem Derici ile birlikte. Bu aşk bu yıla damga vurdu. Hatta Şahin ailesinin İrem Derici'yi istemediği iddiaları çok konuşuldu. Sevmek en güzel duygu, sevmek sevinip sevebilmek. Geçtiğimiz günlerde İrem Derici, klip çekimi sırasında sevgilisinin ailesiyle olan buzları erittiğinin ipuçlarını vermişti. Ne kadar yok diyeceğiz acaba? Şahin ailesi de böyle bir şeyin olmadığını söylüyor, biz de söylüyoruz. Siz bize inanın, bize güvenin, bu kadar. Yani başka da bir şey yok. Herkesin huzuru yerinde. Bu konuyla alakalı söyleyeceğim son şey olsun. Bu sözlerden bir gün sonra da İrem Derici Lider Şahin çifti Bengü konserine el ele kol kola gelmiş, dosta düşmana aşklarını bir kez daha ilan etmişlerdi. En çok bendi. En çok ben. Özledim teninin kokusunu.
Oğlunun ilişkisi hakkında bugüne kadar pek fazla konuşmayı tercih etmeyen Selami Şahin ilk kez bu kadar net konuştu. Ben 14 yaşında köyden ayrıldım, İstanbul'a geldim. Lider 30 yaşını bitirdi büyük oğlum. Küçüğü 29, aralarında 1,5 yaş fark var. Kızım 21. Onların hayatını ben mi çizeceğim? Onlar bilir. Yaşadıkları aşkları, sevgilileri olur. İstersen şarkıcı ol, avukat ol, bakkal, dükkan, yani her insanın olmuştur. Bu tartışmanın kaynağı Didem Şahin'in Twitter'da yazdığı bir iletiydi. Kulaktan kulağa dolaşan Didem Şahin'in İrem Derici'yi istemediği, hatta oğluna res çekerek evden uzaklaştırdığıydı. Bu iddialar karşısında Didem Şahin de ilk kez bu kadar açık konuştu. Bir deli bir taş atmış, herkes de onun peşine koşmuş bence. O benim çocuğum. O 9 ay ben taşıdım, onu ben büyüttüm. Bu yaşa da ben getirdim. Niye evden atayım çocuğumu yani? Belli ki bu söylentiler Didem Şahin'in canını çok sıkmış. İçini de dökmeye ihtiyacı varmış. Konuşurken sesi titriyordu. Bir evlat atılır mı? Ben sokaktaki çocuklara sahip çıkmaya çalışıyorum. Hayvanlara sahip çıkmaya çalışırken kendi doğurduğum atacağım. Oğulları lider Şahin'in İrem Derici ile birlikte olduğunu basından duymuş Selami Didem Şahin çifti. Didem Hanım henüz oğlunun sevgilisiyle tanışmamış ama tanışmaya yeşil ışık yakıyor. Bir ortam olmadı bir araya gelmek için. Niye gelmeyeceğim ki? Ben zaten tanımıyorum kendisini. Hiç tanışmadım. Öyle bir fırsat da olmadı. Böyle bir şeyi zaten sizin sayenizde basından duyduk. Hadi kameralarımızı sahneye çevirelim. Sibel Can ışıl ışıl elbisesi ve ışık saçan gülümsemesiyle konserine başlıyor. Üstü tamamen strass taşlarla işli elbisesiyle yıldız gibi parlıyor sahnede Sibel Can. Elbisesinin üstüne giydiği tafta kumaştan pembe pelerin ise çok şık. Tam 1,5 saat sahnede kaldı Sibel Can. Son çıkardığı arabesk albümündeki tüm şarkıları seslendirdi. Dinleyicisi de her bir şarkısına eşlik etti. Gözyaşım keder der miydi? Kışın mı sandın dinleme?